Restoran satış ekranı mobilde nasıl kullanılır? Mobil ekranımızı çalıştırdığımızda restoran bölümüne gelerek restoran satış ekranımız çalıştırılır. Burada masa üstünde tanımlamış olduğumuz salon bilgilerimiz ve salonlarımıza ait masa bilgilerimiz gelmektedir. İşlem yapmak istediğimiz ilgili salonlardan herhangi birine geçiş yaparak ve masamıza tıkladığımızda bir müşteri siparişi için ilk adımı atmış oluruz. Buradaki masa bilgisi sistem parametrelerine bağlı olarak açılmaktadır. Burada müşteriler dilerse cari kart bilgilerini, eğer otel entegrasyonu var ise postkart bilgilerini, ödenmez işlemi yapılacak ise ödenmez işleminden ilgili kart bilgileri seçilir. Herhangi bir seçim yapmadan devam etmek istediğimizde tamam diyerek burada menü gruplarında oluşturmuş olduğumuz sol alanda menü grupları gelecektir. İlgili menü gruplarından herhangi bir işlem için bölümler seçilir ve sağ tarafta o kategoriye girecek ürünler karşımıza gelir. Buradaki ürünler seçim işlemi yapılarak ve dilersek numaratörlerde yer alan numaraya tıklayıp tekrardan yeni bir ürün seçimi yapabilmekteyiz. Bu şekilde bir üst menüye dönmek için yine aynı şekilde üst menüye tıklayarak yeni menüleri açabilir. Menü alt kırılımlarını da altı çizgili halinde olan kategorilere tıklayarak burada karşımıza yeni kategoriler gelecektir. Bu şekilde ilgili ürün seçim işlemleri gerçekleştirilir. Sipariş işlemleri tamamlandıktan sonra burada 3 nokta bölümünde siparişimizi hangi garson, kurye seçeneği yer alıyor ise ilgili garson seçimi ön tanımlı gelir. Burada fiyatlandırma olarak stok kartlarına vermiş olduğumuz müşteri fiyatı ön tanımlı gelecek. Dilersek farklı fiyat seçim işlemlerini gerçekleştirebilir hale geleceğiz. Aynı zamanda ürünlerimizi eğer barkod okutarak veya ürün araması sağlayarak aramak istersek de buradan ilgili seçeneği seçeriz. Dövizli işlemler yapmak istiyorsak yine buradaki döviz kutucuğundan yapacağımız dövizli işlemi seçeriz. Hesap 1 işleminde ise masada yer alan hesabın kaç eşit parçaya bölüneceğini buradan belirtiriz. Ve aynı şekilde masadaki kişi sayısını da buradan seçebilmekteyiz. Bu şekilde diğer işlemler yer almaktadır. Masamıza gelen müşterinin siparişlerini tamamladıktan sonra sağ üst OK'ye basarak masamıza sipariş işlemini kaydederiz. Burada ise yenileme kutucuğu ve 3 nokta yer almaktadır. Siparişlerimizde herhangi bir yenilik olması durumunda yenile butonunu çalıştırırız. 3 nokta bölümüne geldiğimizde ise burada servis işlemi yapabilir, ödenmez fişi düzenleyebilir, garson değiştirebilir, yapacağımız sipariş işlemlerini yazıcı istemcisinden yazdırabiliriz. Buradaki yazıcı istemcisi için de mobilden hesap fişi nasıl gönderilir videosu seyredilebilir. Bu işlemleri kapattığımızda burada siparişini girmiş olduğumuz masamızın üzerine geldiğimizde bizi masa detaylarına yönlendirecek ve bu masa detaylarında yeniden menüye girerek yeni bir ürün seçimi yapabilir. Seçmiş olduğumuz ürünlerde sipariş notlarımız var ise sipariş notları karşımıza gelir ve bu şekilde yeni ürünü masa siparişine kaydederiz. Tekrardan ilgili masamıza gelip burada masa bilgisinden masaya ait bilgilere ulaşabilir. Masamız için yüzdesel veya tutarsal indirimler sağlayabilir. Eğer müşteri hesap istemesi durumunda yine masamıza tıklayarak buradan hesap dediğimizde eğer yazıcı fişlerimizde ayarlandıysa hesap çıktısı ilgili masaya iletilir. Geri geldiğimizde hesaba alınmış masalarımız turuncu olarak yer alacaktır. İlk sipariş kayıtları yapılan masalarımız ise gri olarak renklendirilecektir. Eğer masamızda ön ödeme işlemi yapılmış ise yine burada farklı bir ön ödeme tutarı yansıtılacaktır. Mevcut masamıza geldiğimizde hesabını ilettiğimiz masamıza direkt tahsilat yapabilir, tahsilat diyerek parçalı tahsilat gerçekleştirebilir, ön ödeme yapıldı ise ön ödeme işlemi yapabilir veya hesabı iptal edebiliriz. Buradan tahsilat seçimini yaparak devam ettiğimizde karşımıza masa üstünden tanımlamış olduğumuz ödeme planları karşımıza gelir. Burada alt tutarda ödenecek tutar, ön ödeme varsa ödenen bilgileri ve kalan tutar karşımıza gelir. Burada ilgili ödeme planlarını parçalı ödeme şeklinde değiştirebilmekteyiz. Örneğin 15 liralık bir nakit işlemin sonrası geri kalanı da kredi kartı ile tamamlayabiliriz. Dilersek bahşiş bırakmak istediğimizde yine buradan bahşiş tutarını girerek tamam dediğimizde totaldeki ödeme işlemimizi sağ üst taraftan tamam diyerek tahsilatımızı gerçekleştirip sipariş işlemimizi burada sonlandırırız. Bu şekilde restoranımızda yer alan garsonlarımıza mobil kullanıcılar vererek mobil üzerinden restoran satış işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.